Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin Selavat. Evet, iktisat etmeyen zillete ve manen dilenciliğe ve sefate düşmeye namzettir. İktisadı bildiğiniz için söylüyorum. Tarihçi hayatta ustadın altı tane sıfatı mı nez bahsediliyor? Bir de ustadın iktisatçılığı bahsediliyor. Ustadın iktisatçılığını anlatırken Abdurrahman diyor ki yeme içme ve giyinme gibi böyle sıradan olan bilinen şeylerle ustad iktisatçılığı anlaşılmaz diyordu. Hı. Ustad hayalini de düşüncesini de fikirlerini de böyle iç e, fikirlerini iç alemdeki tefekkürlerini de onları bile iktisat eden bir zattır. Dahidir diyor. Yani iktisat ile böyle yeme ve içme gibi sırf dışsal değil iç alemi de iktisat edermiş hayalini iktisat edermiş. Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus, namus rüşvet alınıyor. Namus ile böyle bir eş anlamında değil, kişilik. Barla da söylüyor. Ben diyor iki şartla diyor Hulusi abiye. Senin diyor memurluğunu kabul ederim. Razı gelirim. Hatırladınız mı? Barla da. İki. Hatırladın mı? Nedir abim? Hatırla. Bir. Sen doktor hatırladın mı? İki şartla kabul ederim. Hizme, makamın hizmete vesile edersen bir, iki, izzet ve evet, izzet ve şerefini yani dininin şeyini, namazını, yazını ortadan kaldırmayacaksa. Hizmete vesile edebiliyorsa iki, izzet ve şeref ki o da e, mesela e, namus deyince şey zannediyor, eş zannediliyor kişilik ve kimliğin onu ifade eden eşin dışsaldır eşin içten kişiliktir. Mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor. Sonra da menüs bir para veriliyor. Mukaddesat nasıl alınıyor? Ben dolaşıyorum külliyatta. İzah yapıyor diyorlar. Bak nereler bak oradan dolaşayım. Şimdi bak nereye gidiyorum. Hucumat-ı sitenin 6. maddesi. Hucum yollarını bir tanesi de tembellik ve temperverlik. Vazife astık. Memurdur adam. Doktordur, subaydır, ne bileyim. Şudur budur. Gidiyor, Müslümana zulmedilmesine emir geliyor. Ne yapalım diyor. Emir kuluyuz diyor. Emir kuluyuz. Şimdi anladınız mı? Müslüman istemediği halde oralara basıyor. Dershaneyi basıyor, camiyi basıyor. Müslümana zulmediyor. Hakimdir. Bir e bakıyorsun ki hakikaten bu adam değil ya. Suçlu. Ama emir gelmiş, kağıt gelmiş arkadan. Bırak onu, serbest bırak gibi. Oysa zalim. E bunu niye söyledim? Bak Kucumati sitenin 6. maddesinde geçiyor. Tembellik ve temperverlik. Vazife şinastır. Yani ne yapalım? Emir kuluyuz. Bak usta ne diyor? Bazen mukaddesat edineye mukabil alınıyor. Yani mukaddesatın alınıyor. vicdanın alınıyor. Me sonra menüs bir para veriliyor. Ben dersleri eylemde görmek de istediğim için veriyorum. Demek manevi 100 lira zararla maddi 100 paralık bir mal alınır. E, i̇ktisadın vecizesi 2. Sesin çıkmıyor da. Tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki hiçbir şeyle değişilmez. Niçin? İsraf, tevekkülü, kanaatı, iktisadı ortadan kaldıran bir sistem olduğu için. Ne kadar paran olursa olsun. Nasıl söyledim? Mefhumu muhalifiyle. Bak tevekkül, kanaat, iktisat öyle bir hazine, bir servettir ki hiçbir şeyle değişilmez. İnsanlardan yani bunu olmadığı için, kanaat olmadığı için Adam 3 bin liralık kirasını 15 bin 20 bin diye biliyor. Bu adam Müslüman ha. Gidiyor secde ediyor beraber. Cuma'da beraberdik. Ha? Bu Müslüman ha. Vicdanlı Müslüman. Zor geçiniyorum diyor. Memur gelmiş İrfan'a. Memur ya diyor 1500 lira 2000 lira mı ne demiş? sen bana şimdi şey 15 bin mi demiş 20 bin mi demiş demiş ya ben memurum ben onun zaten paran ya tamam onu neredeyse aldın yani 20 bin ben alsam alsam 25 bin lira nasıl yapacağım Beraber cumaya gidiyorsun. Eylemde ders olacak. Bunu gavurdan bahsetmiyor. Bu yapanlar hep gavur mu ya? Müslüman namı altında olanlar diyor usta. Müslüman namı altında olanlar. Ha bir tane şeyde çekmek Şeyde koca bina adamın. Abi 3 bin liradan diyor. 15 bin istedi diyor. Lan bizimle geldi dersen de de namaz kıldı yani dersen. Ya böyle yapma falan. E üst, üst kat büro o, o on, 12 bin veriyor. Hem de biz ondan önce girdik diyor. Neyse Allah zor şer kavga girdi 12 binle anlaştık diyor. Kardeşim bu sözü mü duyacak mı? Müslüman böyle yapabilir mi ya? Müslümandır ya. Müslümansın. Niçin oluyor? Kanaat yoktu ondan. Bak nasıl rezilliktir. Tevekkül bir. Kanaat iki. Uydun. Sıradan bir laf bunlar. Tevekkül Allah'a vekil etmek. Evellemek. Allah canibinden olaylara bakmak. Tevekkül. Kanaat. Hakkına rıza olmak. Razı olmak. İktisat israf etmemek. Öyle bir hazine ve bir servettir ki hiçbir şeye değişilmez. E biz öyleyiz. Ne öylesin baksana. İnsanlardan asıl mal edip o tükenmez hazine ve defineleri kapatmak istemem. Rezak-ı Zülcelal'e, Rezakı Zülcelal'e yüz binler şükrediyorum ki küçüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş. Onun keremine istinade bakiye yömrümü de o kaydı ile geçirmesini rahmet, rahmetinden niyaz ediyorum. Mektubat 14. Peki tevekkül, kanaat, iktisat. İktisat maddi böyle olduğu gibi manevi de iktisat. Hastalıkların bedensel israfat da bunun tersiyle oluyor zaten. İsraf eden e, dünyada rahat eder. Oldu mu? İsraf eden onun damına düşer. Onun tuzağına düşer. O süfyaniyetin tuzağına düşmemek için iktisat etmek lazım. İktisat etmek böyle değildir. Öyle değildir ha. Yerinde ve liyakata göre davranmaktır. Allah Resulü böyle bak. böyle değil yani ha iktisat da böyle. Oradan akın. Yani nefsine kısmak, davana dava adamlılığı yapmak. O daireyi birleştiriyor, o daireyi, o arsa. Ar. Hizmet mi varmış? He, çıpas çal çağın onu. Ya, niye iktisatla niye kötü yerde cem etmiş? Ya, acayip bir şey ya. İktisatta böyle cömert i̇ktisat değil. Yani niye iktisat? Ama ele Evet. Acayip bir şey ya. Sonra e, niye böyle oluyorum? Niye olmasın ki? Adam şey söylüyor bana diyor ki yeni geldim mi yurt dışından. Bak Ya diyor abi diyor çok zor durumdayız dedi. Şöyle şey olmasın diye kırparak söylüyor. Psikoloji çok kötü diyor. Kimdi dedi? Benim şey X. Aa ben onu eskide de hatırlıyorum. Felacım. E, he abi o. Oh. E, ben ona söyledim nasıl düzeleceğini. Bir en önemlisi Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam hastalıklarınızı Hastane ile tedavi ediniz. Dememiş. Ne demiş? Yani sadaka ile tedavi ediniz. Sadaka ver dedim. Sonra haramları elinden geldiği kadar uzak dur. Lersen hizmete maddi sahiplen. Haftada birkaç derse git. Tesbihatı yap. Gerisi kolay. Bu kadar. Ve düzelirsin. Peki dedim. Ee, hiç sadaka verdi mi şüphelendim. Geçen seneden bir sene kaç oldu ben gittim? Sekiz ay. Sekiz aydan mı? Uygun? Doğru söyle. Hiç verdin mi dedim. Duruyor orada. Bir saat Almanya'da park durursan bir buçuk euro oluyor. Sen bir ero da mı veremedin? İşte insan ne kadar zalim ve cahildir kendisine. Şöyle bak. Ha. Kendisine de ha. Ciddi ameliyat olacağım dedi. Ciddi ameliyat olacağım. Abi dua eder Kardeşim ilk önce fiili dua. Kaza namazın varsa. Ya Rab beni affet olmaz. Kaza namazını kılacaksın. Ondan sonra af isteyeceksin. Kaza orucun varsa oruç tutacaksın. Zekatın varsa öyle. Kumar oynamışsan, zina yapmışsan onun bu şekilde değil. Onun biraz fidyesi var. Dedim kardeşim ameliyata gitmeden önce sen fidye ver, sadaka ver. Umulur ki Allah merhamet eder sana. Çünkü Allah o ayet nesedilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselama girmeden önce, soru sormadan önce ilk önce bir temizlenin demiş. Ne, ile? Sadaka ile. Sadaka vermeden girmeyin huzuruna, soru sormayın. Sadaka temizlemektir. Sonra nesedilmiş ya. Nasi ve mensu sistemi. Şimdi kardeşim ilk önce bir temizle ki dualar kabul olsun. Şimdi ya Rab Filistin'e yardım et. Kimsin sen? El kaldıran ey kulum. Ha sen geçen ay 3 bin lira kirayı 15 bin lira yapan mısın? O zalimlerden misin sen? O zalimlerden sana duan kabul olacak. Olan oradan sürülse o Filistin sen 20 bin lira vereceksin lan o şey daire? Abi zalim. Filistin'in sürülsün Suriyeli öyle olmuş. Ahır bile olmaz lan. Ahır olmazdı. Onlara 10 bin lira 20 bin lira kira verdiler. Mecburdur Suriyeli geldi diye. Abi zalim sen, sen bu elini kaldırsan ne olacak? Dualar kabul olur. Ne olsun ki? Bugün sürülsün Filistin'i gelsin kiralar patlar gene. Ama o daha önce elini kaldıran yalan yalan. Biz samimi Müslüman değiliz. Değiliz tabii. Anladın mı yukarıda sana anlatmak istediğimi? Öyle yani bak. Çünkü ben samimi değilim. Elimi kaldırıyorum. Fiilim beni aşağıya çekiyor. Ya Rab yardım et. Ya Rab niye dualarımızı kabul etmiyorsun? Bir tane süflese sana melek cimsim dedi. Ya sen o 3 bin liralık kirayı 20 bin lira yapan adam değil misin? O Müslümana. He? He oydum da. E ne, 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 yapıyorsun şimdi? İndir elini. Sahtekar. Merhametsiz. Ben söyleyeyim şu sen söyle. Filistin göç etse. Oldu ya göç etse. Allah muhafaza etsin onu. Bu kiralar patlar mı patlamaz mı? Hepsi gavur mu yapıyor? Patlar ya. Hani dua ediyorduk. Kardeşim biz samimi değiliz. Ha yapsın reis nerede? reis seni çağırıyor. Gel. Reis diyor ki beni zor durumda bırakmamak için böyle siz dedi gavurlara uymayın bu küreselcilere. Zam yapmayın. Zam yapmayın. Reis nerede diyen adam. Sen reisin zor durumda kalması için onun hep altını oydun şimdiye kadar. Soğanı acı baba soğanı küreselcilere satıp ırmağa döktüğü zaman sen bunu niye buna sattın? Bak Irmağa döktü bir kamyon, gene döküyor. Bana ne ben paramı bilirim demedin mi? Reis ne yapsın? Sakarya'dan söylüyorum, Polatlı'dan söylüyorum. Tarladan almış adam, bekletmiş alacağım falan diye. Sonra bir kamyonu boşaltmış, onu biliyor. A bak boşaltıyor, bana ne ben paramı bilirim. Ama cumaya gidiyorsun, reis gitsin diyor Filistin'e. Reis'i zor durumda soktun, altını oydun. Nasıl oldun? Soğanlar piyasaya girmeyerek soğanı yükselttirdin. O da zor durumda kaldı. Niye ona sattın? Hadi sattın. Niye şikayet etmiyorsun? Irmağı boşatıyor diye. Görüyorsun. Bu Müslüman'da mı bahsediyorum? Bu sözleri Müslüman'a gidecek. Mü Müslüman namı altında olanlar diyor usta. He? Öyle demiyor mu? Allah bizi Müslüman etsin. Hatay'da deprem oldu. 2 bin lira olur. Kira 10 bin lira olur. O depremi ya yaşayan yapıyor bunu. ha? abi. Allah bizi Müslüman etsin. Böyle ne yapsın kitap ki? Kitabın eli ayağı yok ki. Jopu yok ki. Hadiselerle Allah cevap veriyor. Fitneden önce dua edin diyor. Fitne girdikten sonra duanız kabul edilmez diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Fitne. Fitneden önce. Fitneden önce doğru dürüst yaşa. İnsanlardan asımal etme. Kabure okuduk. Re Rezaki Zülcelal'e yüz binler şükrediyorum ki küçüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş. Onun keremine istinaden baki ömrümü de o geçirmesini geçirmesinin rahmet de niyaz ediyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim müsaadenle. Böyle mesela boykot dediler. Ustad ben yerli mal kullanıyorum diyor. Benim diyor, diyor cihazı alsam ne olur diyor. Herkes zaten şey yapıyor diyor. Herkes böyle diyor gene alıyor. Lan alma Yahudi. Ölmesin ama öldürürsün alır. Benim bu bir cihazı almamla ne olur diyor. Alma. Bak telefonum kırıldı benim. Biliyorsunuz. Bu emanet telefon. Vallahi adamlara şey yapalım diye ben telefon almadım orada Avrupa'da. Ve ucuz. Buraya göre çok ucuza mal olacak. Ve almadım emanet kullanıyor. Almadım. Vallahi onun için almadım. Seni biliyorsun. Benimle ne olur? Bana ne ya Allah hani be, beni bana soracak. Seni bana sormayacak ki. Beni de sana sormayacak. Alma arkadaş, gücün olduğu kadar. Var mı var. Zaruri düşersen tamam. İlaçtır, zaruridir. Zaruretler aramayı helal eder. Alma arkadaş. Telefonla mı dolduk ya? Alma. doksanı %90'ı, 99'u dünyada Yahudilerin elinde. Ee? Yani her gün İçerek şey yapıyor. İçme ya. Para, yaldırıya para. Çocuğuna sarılıp öpüyorsunuz. Ağzından çıkan şey, unak ciğerin bozuyor. Bebek, anne Bebekler ona zaten iç içmemesi lazım. Almıyorum ya. Bana bir ihtiyacım. Almıyorum. Almadım. Sen geldi, sordun ya. Abi aldım. Yok almadım. çok Yani fi, biz fiili Müslüman olacağız. Fiili. Uyduruk değil. Ey kanaatsız, hırslı ve iktisatsız, israflı ve haksız şekvalı, şekvalı gafil insan. Hem de şekva diyor ha. Nerede diyor rahmet ilahi. Nerede Müslüman diyor. Sensin işte. Nerede Müslüman. Ey kanaatsız, hırslı, iktisatsız, israflı. Bir de haksızsın, şekvalı de sensin. Hem haksız sensin hem şekvaliden da sensin. Nerede hükümet? Nerede reis? Türkiye vursun. Sen vur, sen vursana. Alma işte, almayarak vur. Soğanı ona satma. Kiranı yükseltme. Zalimlik yapma. Ya kaç, ne kadar nüfus ya bu gavurların ya. Bir, bir şey değil ki bunlar. İşimize geliyor onlar uymaya. Uyma. Belki de onlar biraz da şey ya, ya komünistim, medeniyim, şuyum, buyum de be, belki de o kadar zam yapmazlar ha. Ey kanasız hırslı ve iktisasız, israflı bir de haksız, şekva, şekvalı, gafil insan. Katiyen bil ki kanaat ticaretli bir şükrandır. Kanaat, el kanaatü kenzü la efna. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Ticaretli bir şükrandır. Yani e, insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah şükredemez. Teşekkür prova antromandır. Aşine, arkadaşına, dava arkadaşına teşekkür ederim. Sağ ol, eline sağlık. Hakkını helal et. Çok hoş olmuş. Veya teşekkür. Bu antrenman yapmak gibidir. Futbolcu ilk önce antrenman yapar sonra sahaya çıkarıyor. Biz insanlara böyle teşekkür ede 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 antrenman yapıyoruz. Allah'a şükretmek için. O şükrü doğru. Teşekkürü olmayan Allah'a zaten şükrü olmaz. Demek ki kanaat, kanaat. Hakkına kanaat et. Razı ol. Bu e, neymiş? Bir şükran. Ticaretli bir şükranmış. Sonra hasaretli bir küfrandır hırs. Hırs hasaretli bir küfrandır. küfran nimet. Hem hasaret. Hasiri dünya vel ahire olacak. Ve, ik ve iktisat nimete güzel ve menfaatlı bir ihtiramdır. Ve iktisat bir daha nimete güzel ve menfaatlı bir ihtiramdır. Hürmet etmektir. Hürmet ne demek biliyor musun? Böyle ekmeğe böyle saygı duymak değil. Paraya saygı duymak değil. İhtiram e, hürmetten geliyor. Haddini bilip hududunda kalmaktır. Tesanüt böyle birbirine dayanmak değil. O kadar kibir var ki onu bile yapmıyoruz. Niye namazlarda saf sıkı tutulur, sahabenin omuzu yırtılırdı? La kardeşim temas et ki bir tane, iki tane, on tanenin psikolojisi bozuk olsa bile eleti kablosu gibi oraya takıldığın zaman hepsinin psikolojisi düzeliyor o safta. Şimdi ihtiram, haddini bilip, bilip hududunda kalmak. Hürmet o demek. İhtiram, hürmet, böyle saygı durmak. Hürmet etmek demek haddini bilmek. Haddini bilmek lazım. İhtiram o. Mesela sen haddini... Sana kaç bilmiyorum. Çok seviyorum sana çok hürmetliyim abi. Paldır küldür adamsın. Olunca ihtiramdır. İsraf ise nimete çirkin ve zararlı bir istifaftır. İsraf nimete çirkin zararlı bir istifaf. Hafife almak. Ne demek hafife almak? Kale almak mı? Yani nimet miymiş? Yani haddimizi bilen hududunda kalır. Hududunda kalan da hududmak. Haddini bilirsem hududumda kalır. Hududunda kalan... Uhuvet eder. Uhuvet eden tesanut eder. Haddimi bilmiyorum. Benim vazifem değil veya benim hakkım değil ya. Bir bakıyorum orada olmak istiyorum. O koltukta oturmak istiyorum. La kardeşim öyle değil ya bu. Merhak hakkını haddini bileceksin ya. Kendi bunu size demiyorum aşağı yüz bin defa Vallahi ben böyle kendimi böyle tek odamda tek başıma kurken böyle yapıyorum yani. Böyle yapıyorum. Böyle böyle yaparak hani böyle el hareketleri yaparak. Haddini bil diyorum Hasan. Şey için tevazu için demiyorum. Cemaat için de tevazu yapmak enaniyetlendir. Onun için demiyorum. Böyle istifaftır. Ne demek hafif almak? Kalamıyorum ki. Haddimi bilmiyorum. Kendime soruyorum bunu. Bu ne demektir? İhtiramdır. Efendim ya Rab nimete ihtiram ediyorum. Hürmet, saygı duruşu. <laughs> Nimeti yerinde kullanmıyorum ki. Oruç tutmuyor mesela. İhtiram mıdır? Nimete şimdi Namaz kılmıyor. Derse gitmiyor. Kitap okumuyor. Sıraladık ya. Kendine kitap okuyan, kendine kitap okuyan, olayları bütünsel görür. Olayları bütünsel gören tek tek bakmalardan sıyrıldığı için sıkıntısı olmaz. Olsa bile eğitici bir şey olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği gibi sıkıntı ateştir. Ateş diyor istidatların neşrünemalanması için güneş gibidir. Böyle sıkıntı istidatları inkişaf ettiriyor. Mesela e, mayi uhuvvetimiz olan alem-i İslam'da diyor bu mesela Filistin vesaire meselesi tacil etti diyor. Sıkıntı uhuvvetimizi tacil etti. Yani acı, acayip bir inkişaf ettirdi. Gerçi 30 veriyoruz ama iki buçuk milyar bir millet olmayasına vesile oluyor. Oldu da. Şey diyor Ali İzzet Begoviç demişti. Evet 250 bin kişi gittik ama diyor Kosova'da. Fakat millet olarak dirildik. Çünkü biz de Sıplar gibi gavurduk dedi. Onlarla zine yapardık beraber. Onlarla içerdik. Onlarla hep onlar gibiydik. <laughs> Hiçbir farkımız yok. Bir sabah gece kalktık ki bir, bi, bizi öldürüyorlar. Sonra komşum beni vuruyor diyor. Niye vurdum diye soruyor. Niye atıyorsun Tak diye mermi. Niye? Siz Müslüman imişsiniz. Müslüman olduğumuzu onlardan öğrendik dedi. Ya öyle mi ya dedi. Müslüman olduğumuzdan değil. Bizi saldırdığı için korunduk. Korundukça İslamiyet'i öğrendik dedi. 250 bin kişi gitti ama diyor İslam olarak dirildik. Ümmet bilinci şuuru kaybolunca Filistin çıkıyor, Suriye çıkıyor, o çıkıyor. Adam olan arkadaşta bir şey çıkacak. Allah'tan inşallah İslam'ın son kalesi olan Türkiye'de olmuyor da herhalde bu derslerden yüz yüz sürmetinen Mukabele ediyor. Ben uzatmıyorum biliyor musun? İçimde de şey olduğunu da diyeyim. Fiile bu dersleri okuyorum. fiil. Yani hayatta nasıl? Bu fotoğraf makinesidir diyor usta. Artık. Bu kelam, fotoğraf. Kızılacağız da. Kelam, manayı muhte, muhtelif manalın çekilmiş fotoğrafı gibidir. Bahçeyi çekiyorsun, tak. Çiçek var, kelebek var, dere var, taş var, ot var, var da var. Beyaz var, siyah var. Ama bir kartpostalın içinde. İşte tabirler de böyledir. Tabir, manayı i muhtelifinden çekilen fotoğraftır. Zihnin çektiği fotoğraftır diyor. Zihin çekiyor, dışarıya kartpostal çıkarıyor. Mane-i muhtelifinin. İsraf ise nimete çirkin ve zararlı bir istifaftır. Eğer aklın varsa... Niye söyledi bunlar? Çünkü akıl, o... Haddini bilir. Bak haddini bilirsem hududun belli olur. Hududun belli olursa onun adı ihtiramdır. Hürmet, hürmet olur. Eğer aklın varsa kanaat alış ve rizeye çalış. Aklın varsa kanaat alış ve rizeye çalış. Böyle de iktisadı bitirdik. Şimdi 11. Dostur. Böyle göstereyim nereden okuyorum. Bak dur, Dostur. Atlıyorum. Vecizesi nerede? Şurada. 3 tane de vecize var. Onu okuyayım. Böyle böyle bu kitabı bitireceğiz. İnşallah. Layıkalar neymiş? Görüyor musun hayatın kendisi? ha bunlar. Hep laikalardan aldım. Vecizeler. Vecize ama uhveti vecizesi. Evet eğer mesleğimiz şehlik olsaydı makam bir olurdu. Veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama mutadit istidatlar namzet olurdu. Gıpta karanı yani eğer tarikat olsaydı biz tarikata Şahıs merkeziyeti var. Hakikat değil. Tarikatta şahıs merkezli, hakikatta şahs merkeziyeti yok. O zaman tarikatta e, şeyhlik olduğu için bakan bir olur ama istidatlar namzet. Çok istidatlar ona namzet. Ben çıkayım ben çıkayım. Adam bak rahmetli öldü tanıyorum. Üç tane namzet çıktı. Üç tane oğlu. En ufağını tanıyorum. Diğerini tanımıyorum ama. Çok tuhaf ya biz. Ölçüleri kaybedince. Birisine dedim ki ben tanıyorum şöyle böyle. Ya dedi evladı Resul olduğu için hep itaat edeceğiz dedi dün. Ondan sonra hep seveceğiz, şey yapacağız. İşte böyle olduğumuz için körü körüne kusur görmedik, şey yapmadık. O dediyse, o yaptıysa miskamber diye başımıza koyduk. Oysa 11. Lema Dostat diyor ki, ne bu diyor namaz kılmasa diyor değil ehli beyt olması, 4. Lema ha, değil ehli beyt olması ona dost bile olamaz diyor. Evet. Sünneti itibar etmeyen. Sünneti itibar etmese ne diyor? Namaz mı diyor? Sünneti itibar etmese sünneti seni yapmaksa eğer diyor o şey olmazsa dost bile olamaz diyor. Şimdi biz bir bakıyoruz e, sünneti itibar şöyle dursun. Yanlış yapıyor. E, diyoruz ki bu, bu yanlış. Evladı Resul'dur. Ağzını kapat. E Allah e, bana dün hadis izliyor. Evladı Resul'ü sevmemek imansızlıktandır hocam dikkat et. Padişahlı çocuklarda şehzat edilir. İstediği gibi giyinemez. İstediği gibi çocuklarla oynayamaz. İleride bu Yük var. Sen manevi İstediğin gibi giyinemezsin, istediğin gibi hareket edemezsin. Mesela dedim ki zekat, zekat almak fakire yakışıyor ya. Zekat, fakire vereceksin. Zekat, Ali Bey'te veremezsin. Fakir de yok, sahramdır, alamaz. Çünkü malın kiridir. Bak bizim gibi değil. Şehzadeler öyle büyütülüyor. Herkes de oynayamaz. Her herkes gibi yiyemez, herkes gibi düğüne gidemez. Niye? Yarın padişah olacaksın. Madem nam namzetsin, Şeyh öyle giyip kot giyemezsin. Ağzında sigara koyamazsın. Madem şeyh olacaksın ağzına böyle şeyh kot pantolon giymiş yapamaz. Yapmayacak Ozan zaman şeyh de olmuyor. Benim gibi adam olacaksın. Kenar köşede oturacaksın. Böyle bir iddian olmayacak. E, yani kardeşim e, acayip İslamiyet'i de bilmiyoruz ya. Yani kim... Diyelim ki makbul bir makbul. Ama yanlış bir şey yapmış. Usta diyor ki kimse demez ayramı ekşidir. Ben bile desem diyor. Meyengi vurmadan almayınız diyor. Öyle mi? arkasına gıybet üstüne dedi. Akaret koyalım bana göndeririz. Uyuyacağız kardeşim. Peygamberin de kullandığı yöntem Ebu Bekir de kullandı. Hazreti Ömer'de, de, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali (radıyallahu anh'ın ecmain. Yani İslamiyet yöntemdir, malzemedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da uyuyor. E hiç kimse buna istisna değil. Ha, uymayabilirsin ama liderlik iddia etme o zaman. Böyle bir şey soyunma. Sorun, sen demiyorum buna giyme etme. Yaparsın yaparsın ama gelip de insanlar irşat için lider olmaya kalkma. Biliyorsun sen kendini ben de biliyorum. Ben nasıl şeyh olurum şimdi? Ben kendi muyum? Siz benim ne kadar met etseniz edin. Yani vallahi ben biliyorum. Şu anda Allah bilmiyor mu yemin ettiğimi? Üç gün oruç tutarım. ben kim? bir Şeyh kim ya? Ben ne? Bazılar diyor abi senin talebenin. Ne tövbesi olur ben ne zaman hoca oldum ki talebe oldum? Ehli dedi, diye, Nurcuların hocası diye. Zındıka komitesi söyle uydurdu onu. Ne hocası ya? Talebe olsak yeter ya. Beyaz beyaz sarık sarıyoruz. Beyaz sarık medreselerde müderrisler siyah sarık takarlar. Talebeler beyaz. Talebe olduğu anlaşılıyor. Zındıka komitesi deniyor. Hoca Nurcuların hocası. Mahsus. Ne hocası ya? Nurculukta. Hoca, nurcuların hocası mı var? Nurcuların şeyhi mi var? Nurculuk tarikat mıdır? Acayip bir şey yani. Tabii bilerek yapıyorlar. Sen uyanık olacaksın kardeşim. Adam işini yapıyor. Bir kelamın doğru olabilmesi için dün bir tanesine kızdım yatarken. Bak dedim. Bunları paylaşma. Bir tanesi çıktı. Er yansın yapıyor. Şöyle olacağız. Biz insan değiliz. İstanbul'a bomba atılacak. 600 bin, bin kişi çık. Bak şimdi. Bak. Bir kelamın, bir sözün bir videonun değeri nasıl anlaşılır piyasada? O da ölçüyü vereyim bu arada. Bir, ustad diyor. Kim demiş? Kime demiş? Ne maksatta ne makamda? Paldır ki kim ya arkadaş bu ders yapan bu konuşan kim? Kim demiş? Belli değil. At çöpe. Belli olacak. Devlet reisinin niye muteberdir sözü? Devlet adına konuşur. Ben kimim ya konuşuyorum? Evli miyim? Ama ee, orada altına söylüyor 25. sözde. Ama felsefe der ki, kim demiş, kime demiş, ne makamdan, ne maksatta önemli değil. Söyleyene değil, söylenilene bak. Değerli bir insan, makbul bir insanın ağzında çıksa bile değersiz bir insan, değerli bir kelam değersiz olur. Onun için piyasada bir şey, videoyu, bir sözü, bir paylaşım yaparken, kim demiş arkadaş, bunu kim demiş, kime demiş, hangi maksatta yapıyor bunu, makamı da ne yani, içeriği ne bu adamın, paldırkıldı buraya, niye paylaşmış Hemen döndü Allah razı olsun. Abi dedi hakikaten doğru. Hemen siliyor. Kim ya? Metsup ya. Piyasada bir sürü şey var. Kendi kafası, tilki kafasına bir şeyler katası alıyor. Gayzı varsa gayzını kusuyor. E şefkatı şefkati şey varsa da olmayacak ümitleri vaat ediyor. O da zarar. İslamiyet mahvolacak. olacak. Atom atacak da 600 bin gidecek. İslamiyet mahvolacak. olacak. Sonra o şeyh sözüm doğru çıksın diye İslamiyet'in mahfını istemiş. Sözüm yeter ki söyle. Lan ayıp ya söyledik olmadı. İslamiyet mahvolacak. olacak. Mahvolmasın istedim. İstanbul'a bomba atılacak. Dört kez de bekliyorum. Onu atsalar ya da sözüm doğru çıksa. Veya böyle Suat ya. Böyle delil. E sen niye yayıyorsun bunu? Bir de bana gönderdi. Veya, veya, düğmeye basıp da mı geldi? Bana Bir göster. Şöyle olacak, böyle olacak. O söyleyeni de sonra tanıdım tabii ben. Tanıdım. Tanıdım. Lan bu adam, bu adamla çok uğraştım tedavisi için ya. Çok yapma, etme öyle anlatma makamı var böyle. Deme o yanlış öyle yapma çok uğraş şey yaptım çok şey yaptım sonra bıraktım. Ve onun sözü şey dolaşıyor o da seni paylaşıyor. Lan bu adam hasta ya sen de hastasın hastayı anlamadığın için. Sen de hastasın hasta değilsin hastasın hasta. Kardeşim böyle şeylerde fırtınalar çok olduğu zaman etrafta camınızı kapatın delikleri tıkayın der usta. Anladınız ne demektir? mahatap olmayın hassetin sana diyorum. Böyle dinlemeyin, bakmayın, girmeyin. Girmeyin arkadaşlar. Girmeyin ya. Videoları girmeyin. Kim demiş, kim paylaşmış. Gidiyorlar İki sene önceki videoyu yeni yapılmış savaş şeyi sahnesini ismini değiştiriyor yay, yay, yayınlıyorlar. İki sene önceki bir savaş, Gazete önce Beş sene önceki şey yayınlıyor. Kimisi uçuk ümit, kimisi uçuk bir ümitsizlik. Kim demiş kardeşim bunu? Eylül mi ya? Evet bir daha. Kim demiş? Kime demiş? Ne makamdı bu? Maksadı da neydi? Eylül midir? Sağdan mı alıyor? Evet mesleğimiz şehlik olsaydı çok şükür. İyi ki yok yahu. Birbirimizi yiyecektik vallahi. Makam bir olurdu. Hey ustad Allah senden razı olsun. Oh. Bir de içimden gelerek söylüyorum. Kemiğimden kadar söylüyorum. Yalan lafzı kafirdir. Keşke bu şu anda bilindiğimde de bilinmeseydim. Hiçbir şey. Rahat hareket edemiyorsun ki bir şeyde. Hani günah desem de yapamıyorsun şimdi bu sefer. Yani dikkat ediyorsun yani. O kadar kötü bir şey ki bu da. Ya öyle ama yani istibdat altına alınmak ne demektir biliyor musun? Yani bir şey anlatmak istiyorum ya. Yani. Sonra ne oluyor biliyor musun? Senin hareketlerin dinle mal oluyor. Bak bir tanesini sana söyleyeyim. 2004'te Kuksa Efendi imamdım. Dedim canım sıkıldı da camide yani. O, o, o soru, o soru, soru. Bir, nereye gideyim? Dereye gittim. Man, Man Nehri'ne. Sonra da bir tane elektronik mağaza var. Yani giriyor. bakayım elektronik cihazlara. 2000 lira. O zaman hatıramı söylüyor. Gittim bakıyorum da elektronik tefekkürüme malzeme oluyor. Hakikaten güzel. O. Sonra çıkarken iki kadın. Hoca efendi durur musun dedim. Aynı anlatıyorum size. Yalan söylemiyor. Hoca efendi durur musun? Hiç. Ya burada farkı yok. Ne bileyim o kadın. Hoca efendi dedi tebrik ederim sizi dedi. Ben dedi ikimiz burada çalışıyoruz. Seni gördük dedi. Cami imamısın. Bak kim ne yapacak? Ne hangi rayonlara gidecek? Nereye bakacak? Seni hep takip ettik dedi. Tebrik ederiz seni. Tebrik için söyledim. Hayda. Şimdi öyle ya. Yani ne bunu soruyor? İyi ki şeyhlik yok. Şimdi şey, onlar zannediyor musunuz hür? şeyhler de, manevi şahsiyetler de her yere gidemez, giremez, yiyemez, bulunamaz, eve gidemez. En ufak farkı ya dine zarar verecek. Çünkü artık hasene ve seyyi bir kalmıyor. Onun vasıtasıyla dine zarar oluyor. Ha nurculuk var. Nurculuk ya, seni görüyor. Nurcu demez. Nurcular böyle. Görüyor musun? Hasene de öyle. Vay be nurcular helal olsun. Veya ben yaptım. Hasan böyle demiyor. Nurcular böyle. Veya Müslüman böyle. İyi ki bir makam yok yani. Bir daha okuyorum. Makam bir olurdu şeşlik olsaydı. Veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama mutadit istidatlar namzet olurdu. Ne olurdusa aynı makama hepimiz aday olacaktık. O zaman gıpta karane bir hodgamlık olabilirdi. Estağfurullah. Yalandan tevazu hodgamalar falan. Niye? olan o makam gözüktü. Aralandı. Adam hasta. Gidecek. Üç kişiyiz. Nasıl? Aramızdan bir tane seçilecek. Artık bir sürü tiyatro oynayacaksın, film çevireceksin. Hotkanlık olabilirdin. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Uhuvvet ne demek? Kardeş kardeşe peder olamaz. Uhuvveti izah ediyor. Kardeş kardeşe peder baba olamaz. Murşit vaziyetini takınamaz. Ben sizi inşaat ediyorum. Ben öğretiyorum. Ben eğitiyorum. Ben hocayım ha. Onun için dediler zaten Nurcuların hocası. Ne hocası ya? Murşit vaziyetini takınamaz uhuvetteki Uhvet, makam geniştir. 166 liman. Hocam ya. Ne, ne güzel ya. Hasta oluyorum vallahi. Abi sanki böyle yeni yeni. İhtiyaç o kadar var ki şu anda zaten geldim dışarıdan ya. Hani Sanki bugün yazılmış vallahi. Beni takip etmiş. Böyle elime vermiş malzeme böyle ya. Siz de şaşırıyorsunuz. Oralar acayip ya. Başka. Burası sanki çok iyi de. <laughs> Burası da. Uhuvet için bak uhuvet neymiş? Kardeş kardeşe peder olamazmış. Bir de murşit vazetin takılamaz. Kardeşiz ya. Ne güzel ya. Çok şükür. Gerçi saat gerçi siyah sarık takıyor ama. <laughs> yani e, Fatih Dersin amlar, dersin am yani şeye teneffüse çıktıkları zaman talebe hoca siyah sarıklı kimse o Dersin am büyük ocağa. Onun için siyah taktır mı hiç şansın yok. Büyük camilere gittin mi soruyu alacaksın sen. Uhuvvet için bir dusturu beyan edeceğim ki. ikinci vecize bu. Bak uhuvvet için bir dusturu beyan edeceğim ki. Tamam ustadım. O dusturu cidden nazara almalısınız. İhlasın kaç tane esası var? Dokuz. Nerede yazıyor? İhlasın başında. Dokuz esas. Kaç tane dustur var? Gelecek dusturlar rehberiniz olsun. Birinci dustur, amelinizde rizayeli olman. Niye bunu sayıyorsun? Dustur diyor arkadaşlar, eylemde olacak şeyi söyleyecek şimdi. Esas değil bu. Dustur. Bak kelime onda. Bak, dustur dört tanedir, eylemdedir. Esas dokuz tanedir. İhla, en büyük hakikat, en büyük nokta istinat Esastır bunlar. İhlasın o... Hemen ilk sayfasında 9 tane esas. 4 tane düsturdan bahsediyor. Gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birisi mülk, birisi melekut. Şimdi düsturu anlatıyor şimdi. Eylemdeki durumumuzu mani iç alem demeyecek. Eylem. Bir daha. Uhvet için bir düsturu beyan edeceğim ki esas beyan edeceğim demedi düstur. Bak böyle okuyacağız ki ev evra O düsturu tekrar ısrar ediyor düstur. Eylemde olması lazım. Cidden nazara almalısınız. Tamam. Buyur ustadım. Barla 124'te. Hayat, vahdet ve ittihatın neticesidir. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. Vahdet ne demektir? Allah'ın birliği değil. 18 bin alem sistemin birliği. Sistemin birliğine vahdet denilir. Bu sistemin sahibine tevhid denilir. Hayat, vahdet ve ittihatın neticesidir. Vahdet, e, hayat şu. Allah'ın dışında yaratılan her şeyin bütünselliği, malzemesi hayat ile yaratılmış. O zaman bu cemiyet hayatı veya hizmette beraberken aynı farklılıklar da böyle hep hayatın dışsalıyız. Bizim aslımız hayattır. Nedir o? Hizmet. Hizmet bizim hayatımızdır. Hayat neyse hizmette bizde odur. Hizmet bizi bir yapmış, bizi var etmiş adeta. Bizi ne yapmış? Hizmetle ifade edilmişiz. Hizmet al elimizden, külliyat al elimden benim neyim değerim var? İmanı al insandan ne değeri var? Benim elimde hepinizin elinde külliyatı al bakalım ne değeri var? Hayat da varlıktan al böyle olur. İşte hayat vahdet ve iddiadı neticesidir. Tamam ustadım. İmtizaç karane iddiat gittiği vakit. Yani imtizaç şu. Yemek yaptın, soğan bir tarafa gidiyor, yağ bir tarafa gidiyor, patates öyle gitti, fasulye de böyle gidiyor. İmtizaç yok. İmtizaç yemeğe baktığın zaman eylemde gösterin. O tek gözükecek. İmtizaç bu. Hiç kimse sıyrılmayacak. Soğan başı kafa başı, başını aldı gidiyor. Fasulye de öteki tarafa kayıyor. <laughs> bu imtizaç oldu mu? Olmadı. Yemek tek olacak. Yemek olduğuna alameti odur. Bütünseldir. Biz de o bilmem neyi çekiyor. O da öteki tarafı çekiyor. O öteki tarafı söylüyor. O öteki tarafı iddia ediyor. İmtizaç oldu mu? Aynı bu yemek gibi. Hiç, hiçbir şey yaramıyor ki bu yemek. İmtizaç karani iddiat gittiği vakit. Hepimiz ayrı bir havayı vurursak manevi hayatta gider. Orada kimse kalmak istemez, olmakta istemez, gelmekte istemez. Gelmeyenlere de suç bulmamak lazım. Biraz da kendimizde arayacağız. Zaten e, bir şey olmamışsa dört sebeptendir diyor. 25. sözde 4 Birisi e, 25. sözde anlatan aittir. Tebliğe çık. Sonra tasfiye-i nefs. Tasfiye-i nefs olacak. Başka 3-4 tane de şey var. 25. sözde. Yani gelmiyorsa ille cemaatin suçu yok bizim de suçumuz olacak. Bakacağız kendimize. İmtizaç karhane var mı böyle? Manevi hayat. İşte bir daha okuyorum. Uhuvvet neymiş? Abiler dusturda gözükür. Muhabbet içseldir. Demiştim ya hatırlarsın başta. Muhabbet enfusidir. Uhuvvet. Yani muhabbet muhabbet esastır, içseldir, enfusidir. Uhuvvet Dışsaldır, afakidir, eylemdedir, esastır. İşte ihlasta gösteriyorum. Şu gelecek dusturlar, şu gelecek şeyler dusturunuz olsun. Ha, o zaman dustur eylemde ne olacak? Ee, hayat vahdet ve ittihat neticesidir. Vahdet yani zıtlar bir olacağız. Nasıl olacağız? Uhuvvet olunca bir olacağız. Yani nasıl uhuvvet olacağız? Uhuvvet iddia ediyorum. Sen ayrı bir şey iddia etmeyeceksin. O ayrı bir şey ben etmeyeceğim, o da etmeyecek. Hepimiz aynı karavana da olacağız. Vahdet ittihat neticesidir. Yani vahdet sistemin birliği, ittihat ise o sistemin sahipliliğini yapmak vesilesi. Sonra tizaç ne ittihat gittiği vakit çarpıcı misal olsun diye söylemiştim. Yemek hepsi ayrı kafayı vurdu başka tarafa giderse o yemek olmadığı gibi imtizaç da olmazsa bizde ne gider? Manevi hayatta gider. Manevi hayat gider. Ha o zaman e, hayat neydi? Allah'ın dışında yaratılmış 18 bin alemi Allah ilmiyle planlamış, iradeyle karar vermiş, kudretle yaratmış. Hangi malzemeyle yaratmış bunları? Hayatla, taşı, toprağı da hayatla. Hayat böyledir. Hayat 18 bin alemin varlığının varlık malzemesidir. Vahdet ondan delmiş. Vahdet ve ittihad. Vahdet Farklılıkların bütünselliği, ittihat, onun farkındalığı. O zaman ne yapacağız? İmtizaç eder bu. Yani bu bu iki şeyi. Yani farklılıklar insana zenginlik katılıyor. Hani şöyle bizim bir cümle vardı ya. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır ustadın şeyinde. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Peki bunun şey ötekisi nedir? İnsan in, kamil insan nedir bunun tersi? Kamil insan her makamdan bakabilen fakat hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır kamil insan. Kamil insan her makamdan baka, bakabilen hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insan. Bu bu sefer ne diyecek? O fikir beyan etti. Hangi nerede fikir? Risale-i Nur dursturlarında zaten fikir olmaz. Ustad dedi değil mi? Bunu unutmayacaksınız abi. Yap bu böyledir. Meşveret edilmez yap. Yapma bu da meşveret edilmez. Eğer meşveret edilirse sari ifadeler meşveret edilemez, tevil edilemez. Tevil edilirse bizi bağlayan hiçbir şey kalmaz. Varsa yoktur. Gidin tevil edilirse gitmeyin o olacak. Sari ifadeler ifadeler tevil edilemez. Tevil edilirse bizi bağlayan olmaz. Hangi şey tevil edilir? Tevil etmek demek hevesinden konuşmak değil. Kelam sahibinin muradını ifade etmek demektir. Evellemek demektir tevil. O zaman ustad dedi mi ki yapın. O meşret edilmez, tevil edilemez. Yap o. Yapmayın. O da tamam. İkisini de demedi. Ne yapacağız? O zaman meşveret edeceğiz. Ve gelişen hadiselerde tevil edeceğiz. Tevil etmek demek kafana göre değil. Mesela bunu söyleyeyim yap, yapma, ortada meşret ol. Uygulayayım. Arkadaşlar, cami mi açalım biz? Yurt mu açalım? Okul mu açalım hizmet için? Medrese mi açalım? Müştabinin bize verdiği misal. Hangisi? Nur talebelerinin vazifesi nedir? E, birinci vazifesi. Her yerde bir, merdese-i nuri açmak. Bu tevil edilemez. Tamam bizim vazifemiz nedir? Bunlar açılmaması, açılmasın demiyoruz. Bizim vazifemiz medrese açmak her yerde. Küçük bir medrese-i nuri. Bu tevil edilemez. Tamam. Şehrin girişinde mi çıkışında mı açalım? Birinci kat mı ikinci kat mı? Var mı külliyatta bu? Yok. Ha, burada meşveret edilir. Sari ifadeler yapma yap. Arasındaki buna e, masnaat-ı denilir. Ne iktiza ediyorsa onu. Mubah mubah. Allah bile buralar haramı koymuş, helalı koymuş. Gerisine ne denmiş? Mubahtır demiş. Haramlar belli. Helaller belli. Bizim ya yapmalarımız belli. Yapmalarımız da belli. Muba. Şimdi köyün girişinde mi dersan açalım çıkışında mı? Külliyatta yok. Birinci kat mı? Beşinci kat mı? Külliyatta yok. Bu muba. Bu meşveret burada edilir. Ama abiler hizmet edeceğiz ilk önce. Okul mu açalım ve dershane mi açalım? Bize öyle bir şey demedi ki. bir diyor ki Emirdağ'da her yerde bir küçük bir medresi nuri açınız. Tamam. Ha, Risale okunsun. Öyle. Başka şey. Peki Dershane açtık. Televizyon koyalım. Gündelik haberleri koyalım. E işte şöyle de bu, bu, sokalım. Şu adamın konuşmacı da yaptıralım. Böyle bir şey var mı ki medresede? Yok. Yok demiş. Medresede Kur'an okunan, ders risal dersi yapılan, muzakere ve mutal yapılan bir yerdir. Bunlar meşruiyet edilmez abiler. Bir daha söylüyorum. Yap tevil meşruiyet edilemez. Şöyle bir misal verirdi Subel abi demiş. "Vakı tu zeka" Namazı kılın, zekatı verin. Allah'ın açık emrini meşret edilir mi? Ey Allah'ım sen namazı dedin, orucu dedin ama bir de biz meşveret edelim. Meşveret edilemez. Sani ifadeler meşveret edilemez. Sani ifadeler tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz ve biz paramparça oluruz. Ölçüler gider ya. İşte Allah namaz kılın, oruç tutun. E bir de biz ba bakalım ya Rabb'i hakikaten olsun mu yani oruç? Olur mu? Olmaz. Niçin olmaz? Allah'ın emirleri meşveret edilir mi? Ustadın Risale-i Nur'un emri meşveret mi edilir? Hangi saat edilecek? Yapın, yapmayın. Çok üzerine duruyorum ama. Onun dememiş ortası, masdaat-ı mürsele, muba olan masdaata göre hizmet elemanları, o işin eğilleri konuşacak. Zik Arnavutköy'ün girişinde mi dersen açalım, çıkışında mı? Efendim birinci kat mı, ikinci kat mı? O Oranın iktizasına göre. Almanya'da bir yere gitmiştim. Ya abi dedi bu dersen oldum Olmadı. Daha önceki dersen daha iyiydi. Bunu yap. Çünkü şu 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 yanlış. Secde yaptığımız yerden tu tuvaletten adam çıkıyor. Bunu değiştireceksin kardeşim. Oradan adam ıstak ayakla giriyor. Vesaire. Şimdi son şey, Son vecize. Fazla durmadan. Üçüncü vecize ee, uhuvvetin. Evet velayetin keramet olduğu gibi niyeti halisanın dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi keramet'i vardır. Allah Allah, keramet. Kerem sahibi olmak, kerim ismi aktif, aktif oluyormuş keramette. Bausuz lilla için olan bir uhvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi samimi tesanüdün çok kerametler olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahsı manevisi bir veli kamil hükmüne geçebilir, inayata mazar olur. Bir daha bitti. Evet velayetin velayet kera, şey evliyalık demek. Velayetin vilayet demek vilayet. Ve, velayet vilayet sahibi, makam sahibi. Onun adına vali denilir. Manevi makamlarda da öyle. Velayet sahibi kerameti olur. Keramet olduğu gibi niyeti halisanın dahi kerameti vardır. Olmayacak bir şey ama adamın niyeti halis takdiri oluyor. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Keramet. Keramet sahibi olan samimi olsun. Bahusus lillah için olan uhuvet dairesindeki daire. Yani eylemde uhuvet. Adam bizden değil. Meşret ediliyor. O gelmesin dersaneye. O da gelmesin. Onu alma. Almaya da ha. Yani eylemde uhuvet yok. Eylemde bazı gibi şeyler. Bu sene oluyor. Ağacı, dalını, budağını budar gibi... Hiçbir şey kalmamış. Kimseye bir bakıyorsun. Birkaç sene sonra bir de giriyorsun. Kimse yok. Tabii. Çünkü niçin söyle Uhuvvet eylemdedir. Eylemde yanlış yapmayacağız. Uhuvvet eylemdedir. Muhabbet içseldir. Bahusus Lilla için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde bir ciddi, iki samimi tesanüt. Ciddi ve samimi. Ciddi olmak böyle değil ha. Öp, ciddi... Nerede anlatılır? Hatırladınız mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ciddiyeti ve sıdkı peygamberliğin en büyük delilidir. Yani böyle yarpa yapmıyor. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle değil. Ciddi olmak böyle mahkeme duvarı değil. Samimi olmak. Yani yani zıt böyle bir ifrat bir tefrit. Bir ifrat bir tefrit. Dün böyle, bu yarın böyle. Elinde mihenk yok. Yani ciddi şey işaret edeceğiz. 100, 113 103 103'te. Peygamber Aleyhisselatü en büyük peygamberinin delili onun sıdk ve ciddiyeti. Ciddi bir insan. Tahminim böyledir. Zannediyorum. Ki herhalde ki ben peygamberim ve Allah var demiyor. Bu budur, bu da budur. Ciddi diyor. Davasını yaşayan, ikide bir ifrat ve tefritte olmayan, hatta istikameti bulana ciddi denilir. Ciddi, sonra samimi. Yani dışta, dışsalı doğru, içi <laughs> O ''Hoş geldiniz, Mehmet hoş geldin.'' <laughs> İçinde böyle yapmak samimi değil. Bunun da tesanüdün, yani ciddi ve samimi tesanüdün çok kerameti olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin, yani böyle cemaat olsa, bir cemaatin şahs manevisi ne olur? veli kamil, kamil bir evliya hükmüne geçebilir. İnayata mazar olabilir. Ve burada kesiyorum. وآخر دعوته من الحمد لله رب العالمين الفاتحة.